Darülhak'ta neredeyse hiçbir haram kalmıyor, hepsi helalleşiyor. Hiçbir farz kalmıyor, hepsi yok oluyor gibi. Olmaz yani. O zaman sizin üstünlüğünüzü neyle sağlayacaksınız? Yani size, dininizin üstünlüğüne neyle hükmedecek bu adamlar? Başkaları nasıl görecekler onu? Yani burası şimdi Darülhak, bir zamanlar çok yaygın, duymuş olmalısınız, bilirsiniz, işittiniz, şimdi silindi Allah'a çok şükür de işte böyle akletmeyen akıl fukaralarının eski fıkıh diye ortaya sürdükleri, ismi lazım değil, hepinizin bildiği isimler. Efendim işte siz Darülhak'tansınız, çalıştığınız fabrikada kafirlere zarar vermek vaciptir, ne yapacağız? İşte anahtarı düşür, çalışan makine dişli kılsın, bilmem ne yapsın, böylece Almanya'yı çökerdin, sevap kazanır. Böyle domuzluk sevap kazandırmaz adam. Evet, eğilip sevap kazandırmaz adam. Beğenmiyorsan ne işin var elin Almanında? He? Git köyünde çiftine çubuğuna çiftini sür. Hadi! Madem buraya geliyorsun para kazanmak için, adam gibi oturup akit yapıyorsun bu adamın işinde çalışacağım ben diye, evet o zaman ahdini yerine getir Müslüman, ahdine sadık olan insan. Yapma ya o sözleşmeyi, girme gavurun fabrikasına, öyle mi? Eğer oturuyorsak da doğru konuşalım. Hem herife senin işini yapacağım diye sözleşme yap, karşında parayı da al, arkasından hiçbir iş yapma, anahtarı düşür, makinenin dişlisinizdir, bilmem ne yap, imalatı aksat, evet, aldığın para, bu düpedüz kahveli, bu lan senin yaptığın. Kahveliye sevap var diye İslam'da var mı böyle bir şey? Kim söyleyebilir? Böyle şey olur mu? Sana ben harpmış demiyorum. Harbise sıkıyorsa elini al kılıcı, harbet hadi bakalım. Böyle adamla sözleşme yapıp ben senin imalatında çalışacağım, işini yürüteceğim, bilmem şunu ben yapacağım de böyle söz ver, öbür taraftan cırhız çıksın. Yani tam tersini yap, herifi zararı uğratın. Reva mı bu lan? Var mı yani Müslüman? Ya beğenmiyorsan akit yapmazsın arkadaş, çalışmazsın. Hı? O da gider başkasını bulur çalışacak adam. Ya da bu akdi yaptın, bu sözü verdiysen, şu saatten şu saate senin işinde çalışacağım, şu işi de yapacağım dediysen ki karşılığında ücret karşılığı yapıyorsun bunu, yani babayın hayrına yapmıyor. Adam gibi akdini yerine getirir. Müslüman, akdine vefası olan, bağlılığı olan insana deniyor.